Bu kirayı ödeyemeyeceğimiz açık. Kış ortasında evden çıkamayacağımız da açık. Demek ondan cereyan yapıyor. Katılıyorum. Neye? Şeye. Her şeye. Vahit amcayı bir şekilde ikna etmemiz gerekiyor. Daha nasıl ödeyeceğiz? Duygu sahne. Evet, iyi fikir. Hayır, Leonardo'nun en sevdiği kokteyl. Vahit amca aslında duygusal bir adam. Eğer bu yanını harekete geçirebilirsek... Duygu sömürüsü mü yapalım yani? Yo, bize yakışmaz. Yakıştırmasını bilmek lazım. Ama arkadaşlar... Karlı bir kış günü... Hep birlikte Bataçık'a kiralık ev aramaktayız. Fiyatların yanına yanaşılamamakta. Donmuş parmaklarımızı artık duymaz olmuşuz. Issız sokaklarda bir biz, bir de sokak köpekleri var. Peki kabul. Ne yapacağız? Kadrolu aktörümüz olaraktan bir fikrim var. Anlat hele Emmoğlu. Şimdi şöyle söyleyeyim. Katılıyorum. Konu neydi? Bakın, ben diyorum ki... Günaydın. Hayrola, temizlik mi var Pirinçler? Yo, ufak çaplı taşınıyoruz da. Nereye? Erkek arkadaşların odasına. Niye? Olmaz öyle şey. Merak etmeyin. Odada nöbetleşe kalacağız Vahit amca. Hı-hı. Nereden çıktı şimdi bu? Bir odanın kirasını 7'ye bölersek anca ödeyebileceğiz. Kış ortasında sokakta kalmaktansa. İyi düşünmüşsünüz. Hem daha bir kaynaşırsınız, değil mi? 7'si bir yerde. Madem öyle, kızların odalarını da kiraya verelim bari. Hem yeni kiracıdan daha fazla para isteriz. Bak ne iyi oldu, gördün mü? gördüm. Görmez olaydım, gördüm. Ama... Nübiye. Ne yapıyorsunuz siz öyle? Kahvaltı ediyoruz yenge. O nasıl kahvaltı öyle? Hint usulü fakir kahvaltısı. Ne? Yonga yapıyoruz, yonga. Hani ben bir şey yediğinizi görmüyorum. Göremezsin. Çünkü yemiyoruz. Kendimizi açlığa alıştırabilmek için bu egzersizle metabolizmamızı yavaşlatıyoruz. Bu kadar yeter arkadaşlar. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Elhamdülillah size de. Koşlar. Pülüşler. Ben doyururum sizi. Gel. Şu hindi sürüsünü rahat bırak. Akılları sıra, bana kendilerini acındıracaklar. Uzun sürmez, yakında çözülürler. Hiç öyle bakma. Ne? Hele aynı odada bir arada kalacaklarsa hiç dayanamazlar. Şu ıvır zıvırlarınızı alır mısınız? Odaya sığamıyoruz. Tanrım, ne korkunç bir dekorasyon. Giysilerimizi nereye asacağız? Derhal dolabı boşaltın. Burası yalnız sizin odanız değil. Masa dolmuş. Nerede ders çalışacağız? Ayten, biraz yer açsan. Ben böyle boyaların ortasında çalışamam. Ben de kitapların arasında makyaj yapamam. Biz üçümüz tek yatakta mı yatacağız? Tabii ki hayır. Öyle şey olur mu? Değil mi ya? Olur mu canım? O yatakta Cansu ile Armağan yatacak. Biz ne yapacağız peki? Ayaktan mı uyuyacağız? Canım o da büyük. Size de bir yer bulunur herhalde. Tam ortaya sıralanabilirsek ayakta uyuruz zannımca. Aynı odada uyuyacağımızı düşünmüyorsunuz herhalde. Allah korusun. Gece yarısı seni görürsem uykum kaçabilir maazallah. Arkadaşlar ne oluyor? Geçici bir süre odayı paylaşalım dediysek gelin odamızı işgal edin demedik. Tamam, bazı kurallar koyarsak her şeyi çözümleyebiliriz.
Bari kuralları ortaya bir yere koy da üstüne yatalım. Nöbetleşe uyuyabiliriz. Ah, iyi fikir. Tamam. Gündüzleri siz, geceleri de biz uyuruz, tamam mı? Ben gündüz uyuyamam ki. Şansına küs. Şansına sağ yap, sağ yap, topla gel. Allah! Çarptık mı? Şşşt! Kendinize gelin. Ne oldu yenge? Vahit duymasın. Şşş, yavaş. Abo! Bir baksanıza, belimden aşağısı duruyor mu? Duruyor, duruyor. Aslan gibisin maşallah. Fakat... benim sol kolum nerede ya? Sanki boynumu mandalar çiğnemiş ya. Aman! Asya'nın odasında uyuyun, hadi. Hadi, yavaş, yavaş gel. Şşşş. Hayrola. Gece gece bu ne hareket? Şey Vahid'im. Biz şey yapıyorduk da. Gece cimnastiği Vahid'im. Sen gel yukarı Züriha, onlar genç. Bu yaşta fazla hareket yürümezsin. İyi bebeğim, hadi, hadi. Ani cimnastik iyi geldi. Bacaklarım açıldı. Boşuna açmasaydın. Nasıl olsa yine tutulacak. Neden biraz da biz kendi yataklarımızda uyumuyoruz ya? Bacılar kızmasınlar. Sanmam. Neden kızsınlar canım? Bütün gece kapının önünde yatacak halimiz yok ya. He. Hadi Allah rahatlık versin. Ben içerim. Ben de. Kakureli çorba var, domates çorbası, bir de biberli pilav. Tarhana yok muydu? Zeytinyağlılardan ne var? Zeytinyağlı taze fasulye. Ay oku oku hadi. Bir kilo Ayşe kadın alınır. Kılçıkları bıçakla yıklandıktan sonra... ne yapıyorsunuz siz? Öğle yemeği yenge. Buyur. Yemezler. Yemeyiz. Boşuna uğraşmıyor. Bu numaraları yutacak değil. İnsafa geleceğimi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Yürü Zeliha. Hadi afiyet olsun. Bu ne bir yer? Hazır cumartesi okul yok, boş durmayayım dedim emmi. 3-5, Allah ne verdiyse. Kiraya katkı işte. Yürü Zeliha. Yürümeyeceğim işte. Koçlarla pülüşlerin topunu birden önüme katıp... dükkanda doyurmama izin vermezsen... aha şuradan şuraya bir adım atmam. Sabahtan akşama kadar burada... aha böyle dikilir kalırım. Gelen geçen ne bu diye sorarsa... ballı oğullarının utanç heykeli derim... Sen de rezil olursun. Tamam mı Vahit Ballıoğlu? Aha! Yapma! Gelen geçen bize bakıyor. Yapma! Tamam, tamam. Al o numaracık koçlarını, pülüklerini. Ne istersen orada duyur. Tamam. Hadi yürü, yürü. Kardeşlerini çağır da gelsinler. Şöyle bir güzel mantı yedireyim size, hadi. Ah benim kadersiz yavrularım. Ah benim küçücük kuzularım, ah! Nereye gidiyorsun şimdi?
çağın canileri arasında yerimi almaya. Tın 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 tın.